Azı, Lefter, Küçükan, Donya desteklerinden herkese mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin her ay bir turnuva projesi kapsamında bu ay dördüncüsünü düzenlediği U13 Yeni Yıl Turnuvası'nın final mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. Ve az sonra geleceğin yıldız adaylarından çok keyifli bir performans izliyor olacağız. Güzel bir karşılaşma, güzel bir final maçı bizleri bekliyor olacak. Bir derbiye sahne olacak final. Ve Fenerbahçe U13 takımımız Beşiktaş U13 takımıyla karşı karşıya gelecek. 2 gün sürdü turnuva. Dün grup maçlarıyla başladı. Bugün grup maçları tamamlandı. Yarı final ve final maçları. Öncesinde sıralama maçları oynandı ve sonrasında da az sonra turnuvayı kazanan takımın belli olacağı final müsabakası başlamak üzere 20'şer dakikadan 2 devre halinde toplam 40 dakikalık bir futbol şöleni bizi bekliyor. Mehmet Ali Şövmelioğlu maçın hakemi yardımcılarından son işareti bekliyor ve ilk düdükle karşılaşma başlayacak değerli izleyenler. Konuk takım başlayacak mücadeleye. Beşiktaş'ın vuruşuyla final maçı başlıyor. Keyifli bir mücadele olmasını diliyoruz. Gerçekten iki gündür takımlar zorlu bir sınav veriyorlar ama bir o kadar da keyif alıyorlar. Dördüncüsü düzenleniyor. Akademimizin düzenlediği futbol turnuvaları her ay hem ülkemizden hem de yurt dışından önemli kulüpleri ağırlamaya devam ediyor Fenerbahçe Futbol Akademi. Deraz seslerimizle düzenleniyor turnuvalar. İlk olarak bu turnuvaların ilki Eylül ayında U10 Semih Şentürk turnuvası olarak düzenlenmişti. Sonrasında 29 Ekim'de U11 Cumhuriyet turnuvası düzenlendi. Ve tabii hatırlayacaksınız 16 Kasım'da da U11 takımları uluslararası bir turnuvada Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde mücadeleler. Bu arada sol kanattan geliyor. Fenerbahçe savunma bırakmadı. Hemen takımımızın 11'ini sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe U13 takımımızın kalesini Mert Tolan koruyacak bugün. Savunmada Güney Kakis, Eren Bulutmeyre, Rıdvan Harman ve Yusuf Kaya görev yapıyor. Onların önünde Eyüp Çetinkaya var takımımızda. Batın Kaçar, Ahmet Aydın orta alanda görev yapıyorlar. Hücumda kanatlarda Galip Aydın ve Ramazan Yavalak forma giyiyor ve gol bölgesinde de 9 numaralı formayla Kerem Turan görev yapacak takımımızda. Efe Akçura, İbrahim Mavzer, Tarhan Seviş, Nazım Demir Akıncı, Poyraz Soğancıoğlu, Mert Kalaycı, Alpaslan Yetimoğlu ve Ercan Tuncel de Fenerbahçe U13 takımımızın ilerleyen dakikalarda teknik sorumlumuz Atakan Aydın'dan görev bekleyen diğer isimleri. Beşiktaş orta alanda topu kaybetti. Şimdi Gökhan topu aldı. Gökhan çalımla gitmek istedi ama kaybediyor topu. Beşiktaş'ın kalesinde Çağlar Yeşil var. Alper Bahar, Efe Kırcı, Emir Akyüz, Musab Çakıroğlu, Burak Efe, Seyhun Murat Öner, Yağız Hasanca, Ahmet Arif Beceren, Ömer Asaf ve Gökhan Ay Yıldız bu 11'le mücadeleye başladı. Siyah beyazlılar. Karşılaşmanın 3. dakikası. Final maçında Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında takımımız atak başlatıyor şimdi. Rıdvan'ın pası orta alanda. Ahmet topu alamadı. Musab araya girdi. Musab, Ahmet tekrar pres yaptı, kazandı topu. Bir çalım attı Ahmet. Ahmet rakip alanda. Sol taraftan Fenerbahçe etkili geliyor şimdi. Galip topu taşıma düşüncesinde, bir serbest vuruş kararı geldi maçın hakeminden. Mehmet Ali Şövmelioğlu. Fenerbahçe Galatasaray'ı Beşiktaş'ta Altınordu takımını mağlup etti. Yarı final maçında takımımız 2-0'la maçtan galip ayrılmayı başardı. Bulut ve Galip attı gollerimizi yarı final maçında. Beşiktaş'ta penaltılara giden maçta Altınordu'yu mağlup etti. Şimdi sol kanattan ceza sahasına doğru gönderilen top. Tehlike devam ediyor. Bir kez daha orta şansı. Şimdi şut pozisyonu olabilir. Fenerbahçe etkili geldi. Rıdvan ceza sahasına sol çaprazdan girdi. Sol ayakla son çizgiden ortasını yaptı. Savunma uzaklaştırmak istiyor. Beşiktaş savunması dikkatli. Şimdi tehlike bölgesinin dışına topu taşıma çabasında siyah beyazlılar ama orada ikili mücadeleyi yine kazanmayı başardı Fenerbahçe ve sonrasında da top oyun alanının dışında. Galip Aydın ekranlarda, Galip sağ kanadı kullanıyor. İşte burada ikili mücadelenin sonunda takımına taç atışını kazandırdı. Tabii
biraz turnuvada final maçının başlama saati de diğer maçlar uzayınca, penaltılara gidince sarktı. Şimdi taç atışı kullanıldı. Savunma uzaklaştırmak istiyor Kerem. Ahmet aldı, ceza sahasına girdi çalımlarla. Ahmet ceza sahasında. Ahmet son anda kayarak müdahale. Savunmadan kritik müdahale. Fenerbahçe köşe vuruşu kazandı. Maçta 5. dakika. 10 numaralı formayı giyiyor Ahmet Aydın. Gerçekten teknik kapasitesi çok yüksek. Birebir de çok etkili. Ayaklarına hakim bir oyuncu. Gerçekten o da takımımızın potansiyeli çok yüksek isimlerinden biri. Şimdi sağ kanattan köşeye vuruşu kullanıldı. Arka direğe doğru bir kafa top. Sola açıldı. Yerden vuruş ve gol. Fenerbahçe'nin golü. 1-0'lık üstünlük geliyor. Sol çapraz. Sert ve etkili bir vuruş. Karşılaşmanın 5. dakikası. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Kullanılan köşe vuruşunun ardından çaprazdan etkili bir şut geldi ve top ağlara gitti. Fenerbahçe'nin golü Beşiktaş karşısında. İşte bakın, bir kez daha izliyoruz. Rıdvan yükseldi, vuramadı. Eyüp'ün önünde kaldı ve top ağlara gitti. 1-0'lık üstünlük karşılaşmanın 5. dakikasında. Sert ve düzgün bir vuruş. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0. Eyüp Çetinkaya'nın attığı golle Fenerbahçe finalde öne geçiyor. Sol ayakla çok düzgün bir vuruş yaptı. Yerden vurdu Eyüp ve topu ağlara gönderdi. Erken buldu golü Fenerbahçe. Ahmet. Golün öncesinde köşe vuruşu kazandığımız pozisyonda ceza sahasını dribblingle girmişti. Şimdi sol kanatta bir boşluk. Oraya Ahmet Arif beceren hareketlendi. Ahmet Arif iki kişi karşıladı onu. Ahmet Arif çalımla gitmek istiyor. Savunma dikkatli. Galip geldi kademede. Müdahalesini yapıyor. Köşe vuruşunu bu kez siyah beyazlılar kullanacak. Takımımız grup karşılaşmalarını 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyetle ikinci tamamlamıştı ve diğer grubu lider bitiren Galatasaray'la yarı finalde eşleşmişti. Grubumuzdan lider çıkan Altın Ordu'ysa diğer grubun ikincisi Beşiktaş'la karşılaşmıştı. Yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım finalde mücadele ediyor. Şimdi paslaşarak kullanıldı. Köşe vuruşu, ceza sahası, ön direkte Ahmet karşılamak istedi. Tehlike devam ediyor, sert bir vuruş savunmadan geri geldi. Şimdi biraz hücum şansı olabilir Fenerbahçe adına. Sağ kanadı kullanıyor. Galip sıyrılmak istedi rakibinden. Güney'e gitmek istedi. Şimdi orada ikili mücadele, Ramazan kazanmak istedi. Bu Galip'ten bir pres var. Şimdi top oyun alanının dışına gidiyor. Son temas Fenerbahçeli oyunculardan diyor Mehmet Ali Şömelioğlu. Maçta 8. dakikaya geldik sevgili seyirciler. Fenerbahçe Beşiktaş U13 Yeni Yıl Turnuvası final mücadelesinde takımımızın 1-0'lık üstünlüğü var. 5. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Eyüp düzgün bir vuruş dağlara göndermişti. Şimdi Beşiktaş orta alanda Yağız. Topla sokuldu. Ara pası denedi. Dikkatli savunmamıza Güney. Tekrar Yağız. Ahmet Arif şimdi. Bulut geldi. İkili mücadeleyi kazandı ve topun dışarı gitmesine izin veriyor. Eren Bulut Meyre Galatasaray maçında yarı final mücadelesinde güzel bir gol atmıştı. İşte burada da ikili mücadelede başarılıydı. Şimdi Fenerbahçe atak başlatacak. Eyüp geriye döndü. Bulut baskı altında. Kalesine Mert'e dönüyor. Mert. Şimdi Batın girdi araya. Orta sahayı çabuk geçme çabası Fenerbahçe'de. İkili mücadele. Ahmet ayağını soktu. Ortada kalan toplar. İkili mücadeleler devam ediyor. Şimdi Güney dokundu. Top oyun alanında. Şimdi sağ kanatta topu aldı Galip. Galip sıyrıldı. Kerem önünde. Kerem'in önüne bıraktı. Kerem. Topa bir müdahale diyor hakem. Kerem ceza sahasında yerde. Hakem oyunu sürdürüyor. Kerem ceza sahasına girdi. Kayarak bir müdahale savunmadan. Bir an için hakeme baktık ama oyun devam etti.
Yine orta alanda topu kazanma mücadelesi. Batın dokundu. Ahmet oradan topla çıktı. Ahmet sol tarafa. Fenerbahçe etkili geliyor. Ramazan kaleye baktı. Kaleye gönderdi kalecinin müdahalesi. Ramazan uzaklardan şansını deniyor. Kaleci Çağlar topu kornere çeliyor. Maçta 9. dakika. Dereazı tesislerinde final mücadelesinde 1-0'lık üstünlüğü var Fenerbahçe'nin. Sağ kanattan köşeye vuruşu kullanılacak. Bir korner Fenerbahçe'ye gol getirmişti. 5. dakikada Eyüp boşta kalan topu ağlara göndermişti. Şimdi köşe vuruşunu takımımız kullanma hazırlığında. Ceza sahası çok hareketli, paslaşarak kullanıldı. Orta geldi. Kale alanına doğru. Kaleci yumrukla uzaklaştırdı. Ceza sahasının dışına açıldı top. Eyüp topa yakın. Eyüp maçtaki tek golün sahibi. Eyüp çok güzel sıyrıldı rakibinden. Baktı ceza sahasına. Yaptı ortasını. Kaleci yine yumrukla uzaklaştırdı. Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırma çabasında. İkili mücadelede Güney topa yakın. Güney'in pası rakibe gitti. Şimdi Beşiktaş Fenerbahçe alanında ama müdahalesini yaptı ve topu kazandı Güney. Pasını da bıraktı. Offside yok. Fenerbahçe Kerem'le geliyor. Kerem baktı ceza sahasına. Yerden verdi pasını. Savunma girdi araya. Şimdi Beşiktaş ata. Ahmet Arif. Ahmet Arif sol tarafına döndü. Yağız var orada. Yağız derin oynadı. Beşiktaş Fenerbahçe alanında. Şimdi Murat. Beşiktaş pas yapıyor orta alanda. Yağız derin oynamak istedi. Savunmamız dikkatli. Yusuf topa yakın oyuncu. Yusuf çizgiye doğru döndü. Ramazan içeri doğru kat etti ve geriye oynuyor. Fenerbahçe savunmasında Rıdvan. Rıdvan yerden oynadı. Ahmet tek top düşündü. Top Beşiktaş'ta kaldı. Kerem. Şimdi uzun bir pas. Beşiktaş savunmasında Efe karşılıyor topu. Ve top oyun alanını terk ediyor. Karşılaşmada 11. dakika değerli izleyenler. Fenerbahçe 1 Beşiktaş 0 durumu devam ediyor. 5. dakikada Eyüp topu ağlara gönderdi. Takımımızı 1-0 öne geçirdi. İşte az önceki pozisyon. Kayarak bir müdahale geldi. Çok kritik bir müdahaleydi Alper'den. Ama bu pozisyonda hakem müdahalenin topu olduğunu belirlemişti. Ramazan'ın uzaktan vuruşu yerde sekti. Kaleci Çağlar topu kornere böyle tokatladı. Gerçekten akademimizin, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin ev sahipliğine düzenlenen yeni yıl turnuvası çok güzel, çok renkli görüntülere sahne oldu. 2 gün boyunca sporcular hem eğlendiler hem de rakipleriyle mücadele etmenin heyecanını yaşadılar. Savunma arkasına bir pas düşüncesi. Beşiktaş defansta dikkatli. Şimdi Ahmet topu kurtardı rakibinden. Sağ tarafta boşluk var. Oraya iyi pas, gol pozisyonu. Fenerbahçe'nin ikinci golü gelir mi Galip'in vuruşunda? Kaleci başarılı. Galip çok iyi saklı savunma arkasını ama kaleci Çağlar gole izin vermedi. Şimdi Beşiktaş'ın kontratağı başarılı değil. Pas Kerem'e doğru. Kerem topu rakibinden kurtarma çabasında. Kerem ama sıyrılamadı. Şimdi Ahmet Arif. Beşiktaş çıkmak istiyor ama Eyüp girdi araya. Eyüp'ten Ahmet'e. Ahmet önündeki boşluğu kullandı. Ahmet çalım denedi ama kayarak müdahale başarılı Musab'tan. Musab topu kazandı. İkinci pozisyon. Şimdi Eyüp topu söktü rakibinden. Pası sağ kanada doğru. Galip hareketli. Kaleci çıktı. Topun sahibi oldu. Galip Aydın arka arkaya. İki önemli pozisyon. İkisinde de kaleci Çağlar kritik müdahalelerle golü önledi. Şimdi yerden bir pas. Beşiktaş savunmasından uzun bir top çıkıyor. Sağ kanada doğru. Oraya Ömer Asaf hareketlendi. Ömer Asaf süratli, savunmamız topa yakın. Hiç riske girmedi o bölgede. Yusuf topu oyun alanının dışına bıraktı. Maçta 13. dakika. Az önce Ahmet'in şık çalımı. Sonrasında Batı'nın pası. İşte Galip burada kayarak bir müdahale geldi kaleci Çağlar'dan. Önemli bir müdahale. Ayağıyla önledi golü. 13. dakikadan çıkmak üzereyiz. Beşiktaş sağ kanattan. Taç kullandı. Top oyun alanının dışında, bu kez taç Fenerbahçe'nin. U13 takımımız gerçekten katıldığı tüm turnuvalarda başarılı olmuş. Şampiyonluklar yaşamış bir ekip, yaş grubu olarak gerçekten takım halinde önemli başarılara imza attılar. Şimdi kaleciye bir geri pası. Emir savunmasından çıkmak istiyor. Top kaybı geldi Beşiktaş'tan. Ahmet topu kazandı. Şimdi Batın, onun derin top düşüncesi ama top Beşiktaş savunmasının kontrolünde. Kaleci Çağlar'a geldi.
Bulut karşıladı. İkinci pozisyon top Beşiktaş'ta, savunma arkasına bir pas, çok kritik müdahale. Batın hem topu söktü, ardından da takımını atağa kaldırdı. Şimdi Ahmet. Ahmet'in pası yine sağ tarafa doğru. Galip hareketli. Top hızlı, kaleci çıktı. Çağlar. Ahmet Arif geriye döndü. Orta alanda Beşiktaş bir kez daha topu kaybetti. Galip'te kaldı top. Galip'in pası Ahmet'e. Ahmet sıyrılabilecek mi? Ahmet gitti. Soluna bıraktı. Gol pozisyonu, bir şut. Top direkten döndü. Tehlike sürecek. Eyüp bir daha denedi. Top direğin dibinden dışarı gitti. 15. dakika. Eyüp'le yaklaştık gole. Önce Ramazan. Onun vuruşunda direk. İşte bakın, Ahmet sol tarafa mükemmel bıraktı. Ramazan vurdu. Uzak direğe doğru gönderdi. Top direkten geri geldi. Eyüp kontrol. Şut yandan dışarıda. İkinci gole 15. dakikada çok yaklaştı Fenerbahçe. Beşiktaş'ta bir değişiklik var. Doruk oyunda. 16. dakikada bu değişiklik gerçekleşti. Şimdi Ramazan. Savunmada Alper var. Ramazan'ın presi. Ramazan topu kurtarabilecek mi? Alper çıktı oradan. Verdi pasını. İki oyuncu anlaşamadı Beşiktaş'ta. Murat. Şimdi savunma arkasına bir pas. Ahmet Arif hareketlendi. Geniş bir hareket alanı var. Savunmamız yerleşme çabasında. Güney karşılıyor. Ahmet Arif içeri çekti. Şimdi solunda top. Kaleye baktı. Sert gönderdi Mert. Beşiktaş'ın Fenerbahçe kalesinde yarattığı ilk tehlike belki de işte Ahmet Arif beceren sol ayağıyla kaleyi düşünüyor. Mert Tolan sektirmiyor. Şimdi Bulut'la çıkıyor Fenerbahçe. Eyüp şu ana kadar orta alanda etkileyici bir performansı var onun da. Hem attığı gol hem de az önceki pozisyonda kaleye gönderdiği şut. İkinci gole de çok yaklaşmıştı. Bulut baskı altında, destek bekleri sağ tarafa doğru oynadı. Batın iki kişi sıkıştırdı. Son temas Beşiktaşlı oyunculardan. Taç Fenerbahçe'nin, dakika 17. Batın. Top dışarı gidiyor. Beşiktaş taç kullanacak. Emir Akyüz taç atışını kullanma hazırlığında. Şimdi Ahmet. Ahmet pasını aktarmak istedi. Rıdvan. Sekiyor top ve tehlikeli hareket kararı geldi. Maçın hakemi Mehmet Ali Şömelioğlu'ndan. Dakika 18 oldu. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0. U13 Yeni Yıl Turnuvası'nın final mücadelesinde Beşiktaş savunması kafayla sektiriyor topu. Şimdi top Batın'da kaldı. Batın, onun pası sağ kanada. Oraya hareketlenen Güney. Güney baktı ceza sahasına. İki arkadaşı var. Güney bir çalım attı ama yandan açtı. Güney güzel kurtardı ama topu oyunda tutmayı başaramıyor. Kale vuruşuyla başlayacak oyun. Grup maçlarında Pendik Sporu 2-0, Ankara Gücü'nü 5-0 ve Başakşehir'i de 1-0 mağlup etmiştik. Dünün ilk gün maçlarında 3 galibiyet almıştık. Bu arada oradan iyi çıktı Galip ama pasını veremedi. Şimdi Beşiktaş atağa başlayacak. Galip yine geldi. Müdahaleyi yaptı. Top Beşiktaş'ta kalacak mı? İki takımdan da orta alanda top kayıpları. Şimdi açılan top Rıdvan. Kayarak müdahalesini yaptı savunmada. Şimdi topa en yakın oyuncumuz Rıdvan Harman. Dakika 19. İlk yarıda normal sürede son 2 dakikanın içerisinde Beşiktaş savunmasından ters bir vuruş. Top kaleci Çağlar'a geliyor. Eyüp. Şimdi derin top. Hareketlenen Galip. Galip bir dokunuş. Galip'ten kaleci ve sonrasında top dışarıda. Top kornere gidiyor. Galip bir kez daha golle burun buruna geliyor. Kaleci
Çağlar yine kritik bir kurtarış. Gerçekten savunma arkasına yine sarkmayı başardı. Kaleci çıkmıştı. Bir kritik müdahale daha geliyor Beşiktaş kalecisinden. İlk yarıda son dakikaya girmek üzereyiz. 20. dakikaya giriyoruz maçta. Ceza sahası sekti. Boşta kaldı. Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Şimdi Batın biraz açtı ayağından ama kontrolünü sağlamadan pas denedi. Şimdi Beşiktaş kontratağa başlayabilir. Dikkatli savunmamız. Yusuf. Yusuf'un pası sol tarafa. Orta pozisyonu. Ramazan kurtardı rakibinden ama kayarak müdahale. İkinci pozisyon. Pres devam ediyor ve o pozisyondan bir faul düdüğü çıktı değerli izleyenler. Son saniyeler, normal sürenin ilk yarıda artık son anları oynanıyor. İşte buradaki mücadelede Ramazan faulü yapan oyuncu, kayarak müdahalesi. Orada Musab. Yerde kalan oyuncuydu. Beşiktaş serbest vuruşu kullanacak şimdi Emir'le. Bakalım ilk yarının sonuna herhangi bir ilave gelecek mi? Savunmamız dikkatli. Bulut riske girmedi. Orta alana doğru yükseltti topu. Kafalardan seken top. Ahmet. Ahmet'in pası sağ tarafa. Yine hareketli Galip ama geçmedi savunmadan. Ahmet bırakabilir mi? Ahmet. Ramazan. Tekrar Ahmet geldi. Savunma. Beşiktaş savunması topu uzaklaştırıyor. Ve ilk yarı bitti. İlk yarı bitti değerli izleyenler. U13 Yeni Yıl turnuvasının final maçının ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. İşte o golü hatırlayalım. 5. dakika ceza sahasında Rıdvan vuramamıştı. Sol tarafa açıldı top çaprazdan Eyüp. Yakın mesafeden düzgün bir vuruşa topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İlk yarıda Fenerbahçe daha etkiliydi. Beşiktaş Kalesi'nde daha çok pozisyon bulan takım bizdik. Ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladık. Karşılaşmanın ikinci yarısında yeniden birlikte olacağız. Yeniden birlikteyiz değerli izleyenler. U13 Yeni Yıl turnuvasında final mücadelesinin ikinci yarısı başladı. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında soyunma odasına 1-0 önde gitmişti. 5. dakikada Eyüp'ün attığı gol vardı. Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Takımımız bir gol daha bulup rahatlamak istiyor. Pozisyonlar da bulduk. Özellikle Galip. Önemli fırsatlar yakaladı. Kaleci Çağlar'ın kritik kurtarışları var. Şimdi sol kanatta Güney süratli ama savunma dikkatli bırakmadı. Beşiktaş savunması hata yapmadı. Efe topu dışarı bıraktı. Ömer Asaf topu götürmek istiyor. Rıdvan dokundu sonrasında top Beşiktaş'ta oyunculardan dışarı gidiyor. Poyraz oyunda karşılaşmanın ikinci yarısında takımımızda değerli izleyenler Kerim'in yerinde 20 numarayla Poyraz'ı izliyor olacağız. Fenerbahçe'nin hücum hattında ekranlara geliyor. Değerli izleyenler Poyraz Soğancıoğlu. İkinci yarıda aynı zamanda takımımızda 13 numaralı formayla Efe Akçura da oyuna dahil oldu. Poyraz savunmasına döndü. Şimdi Bulut yerden oynadı. Batın toplar ekip alanına geçme hazırlığında. Batın bir çalımda attı. Batın sağ kanattan süratle gidiyor. Yerden bir pas düşüncesi. Top oyunda kalacak mı? Hızlı bir pas. Son çizgiye ortaya çevrilen top. Beşiktaş savunması dikkatli. Bir kez daha Batın. Yerden oynadı. Şimdi Ahmet. Ahmet biraz açtı ayağından. Beşiktaş savunması topu ceza sahasının dışına doğru uzaklaştırdı. Şimdi uzun bir top. Rıdvan. Poyraz indirdi. Şimdi sağ kanatta bir boşluk var. Batın sağ çaprazda. Kaleye doğru gönderdi. Kaleci de kaldı.
Kaleci Çağlar bu pozisyonda da gole izin vermedi. İşte bakın çok güzel bıraktı Galip. Batı'nın vuruşu. Çağlar şu ana kadar önemli kurtarışlar yaptı. Burada da evet fizik avantajını kullan, tek top ceza sahasına Ahmet'ten gol pozisyonu. Poyraz'dan önce yine çıktı Çağlar. Yine çıktı Çağlar. Altın Ordu karşısında Beşiktaş penaltılarla adını yarı finale yazdırmıştı. Turnuvada şu ana kadar öne çıkan isimlerden biri oldu Beşiktaş filebekçisi Çağlar. Şimdi Beşiktaş atak geliştiren takım. Ömer Asaf sol tarafa doğru verdi pasını. Ahmet Arif gidemedi. Orta alanda Fenerbahçe çok hızlı çıkıyor şimdi. Galip çok süratli. Sol tarafa müthiş bir pas verdi. Fenerbahçe gole gidiyor. Yerden vuruş, kaleciden döndü. İkinci pozisyon yine Çağlar. Yine Çağlar. Gerçekten önce Ramazan'ın vuruşunda çok iyi uzandı. Dönen topu Poyraz tamamlamak istedi. Bunu da çıkardı Çağlar. Fenerbahçe'nin ikinci golüne izin vermiyor. Şimdi Ahmet. Sol tarafta boşluk var. Orada Ramazan. Ramazan pas biraz hızlı. Top Çağlar'da kaldı. Az önce Ramazan'ın vuruşunda köşeye giden topa uzandı. Çok çabuk kalktı yerden. İşte bakın bir daha izliyoruz. Ramazan çaprazdan direkt dibine vurmak istedi. İki hamle. İkisi de çok kritik. Şimdi Fenerbahçe yine etkili geliyor. Ahmet. Ahmet önünü boşalttı. Ahmet bir çalımda attı. Ahmet vurdu. Ahmet vurdu. Kaleci çıkardı Çağlar. İki güzel hareket. Mükemmel hareketler. Ahmet bir çalım. Ahmet ikinci çalım. Çok güzel vurdu ama Çağlar bunu da çıkardı. İşte bakın. Çok şık hareketlerle önünü boşalttı. Yayın gerisinden mükemmel vurdu. Çağlar aynı güzellikte önledi. Şu ana kadar maçı koparmasına belki de izin vermiyor Fenerbahçe'nin kaleci Çağlar Yeşil. Beşiktaş'ta bir değişiklik gerçekleşti bu arada. Yahya oyunda, siyah beyazlarda Burak Efe kenara geldi. Fenerbahçe korneri kullanacak. Dakika 26. Köşe vuruşu kullanıldı. Savunma uzaklaştırıyor topu ceza sahasının dışına. Ahmet. Orta alanda Ahmet girdi araya. Ahmet ikili mücadelede kaldı ayakta Ahmet. Şimdi Eyüp. Eyüp Ahmet arasında bir anlık anlaşmazlık. Musab. Murat. Şimdi bir top kaybı Ahmet. Solda bir boşluk var. Eyüp o soldaki boşluğu gördü. Fenerbahçe yine Ramazan'la geldi. Ramazan'ın ortası. Sekti top. Galip pas denedi ama geçmiyor. Bir kez daha Eyüp doldurdu. Galip boşalttı önünü. Galip kayarak bir müdahalesi var. Rakibine yerde kaldı. Beşiktaş'ta Musab Çakıroğlu. Top oyun alanının dışında. Mücadelede 27. dakikaya geldik. Musab doğruluyor. Az önce yerde kalmıştı. Hafif bir sakatlık geçirmişti. Oyuna devam edebiliyor. Beşiktaş topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Fenerbahçeli oyuncular Musab'ın sakatlığından dolayı topu oyun alanının dışına göndermişlerdi. Şimdi güzel bir hareket Musab'tan. Pası kısa kaldı. İkinci hamleyi de yaptı. Topu arkadaşlarına kazandırdı. Şimdi Ömer Asaf. Ahmet girdi araya, aldı topu. Şimdi pas Poyraz tek top denedi. Geçmedi top Ramazan'a. Ramazan da bugün gole yaklaşan isimlerimizden bir tanesi. Poyraz topu söktü. Şimdi Poyraz yerden pasını verdi. Batın yerden denedi, geçmedi. Bir kez daha Batın. Şimdi pas denedi. Ceza sahası Poyraz'a gelmiyor. Kaleci Çağlar'da kaldı. Çağlar uzun gönderdi. Fenerbahçe savunması dikkatli. Rıdvan topu kafayla kalecisine Mert Tolan'a kazandırdı. Takımımız ikinci golü arıyor. Gole çok yaklaştığımız anlar var ama hem ilk yarıda hem ikinci yarıda kaleci Çağlar Yeşil ikinci gole izin vermedi. Şimdi Bulut sağ tarafa doğru gönderdi. Orada Batın topu aldı. O da çok hareketli. Orta alanda Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarında kilit bir rolde. Burada yapılan bir hareket var kendisine. Serbest vuruşu kazandırdı. Batın kaçar. Şimdi Fenerbahçe kendi yarı alanının son metrelerinden kullanacak. Serbest vuruşu. Maçta 28. dakikaya geldik. U13
Yeni Yıl turnuvasında final maçı ve 1-0'lık üstünlüğümüz var Beşiktaş karşısında. Yüksek bir top ceza sahası ön çizgisine doğru. Sekti top Poyraz'dan. Ramazan takipte. İkili mücadelede Ramazan'ın rakibinin dengesini bozduğu düşüncesinde maçın hakemi Mehmet Ali Şömelioğlu. 29. dakikaya girdik. Beşiktaş yarı finalde Altın Ordu'yu penaltılarla elemişti. Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-0'la geçti. Ve iki ezeli rakip finalde karşı karşıya geliyor. Kaleci Çağlar. Hemen arkadaşlarına topu kazandırdı eliyle. Bulut dikkatli. Batın ikili mücadele Ahmet. O kalabalıktan çıktı Ahmet topla. Sonrasında topun kontrolünü kaybediyoruz ve taç Beşiktaş'ın futbol akademimizin her ay bir turnuva sloganıyla çıktığı bu yolda 4. turnuvamızı düzenliyoruz sevgili seyirciler. İkili mücadelede evet kart çıkacak. Kart çıkacak. Karşılaşmadaki ilk sarı kart bu. Toruk sarı kartı gören oyuncu orada Ramazan rakibinden topu söktükten sonra formasından çekilmişti ve kart çıktı bu pozisyonda değerli izleyenler. Yarım saatlik dilimi tamamlamak üzereyiz. 20'şer dakikadan iki devre halinde oynanıyor mücadele ve son 10 dakikaya doğru heyecanın giderek arttığı son 10 dakikaya doğru giriyoruz artık ve şimdi Eyüp final maçının tek golünü atan oyuncu. 5. dakikada gelmişti gol. Eyüp Çetinkaya'nın golüyle 1-0'lık üstünlüğümüz var. Eyüp sağ kenarında şimdi bir tedavi görüyor. Bugün takımımız 2 maça çıktı. Sabah grup aşamasının son maçında Altın Ordu ile karşılaşmıştık. O maçı 1-0 kaybetmiştik. Ama ikinci olarak adımızı yarı finale yazdırmıştık. Yarı final mücadelesinde ezeli rakibi Galatasaray karşısında Fenerbahçe 2-0 kazandı. Ve adını finale yazdırmayı başardı. İlk yarı final mücadelesinde de Beşiktaş Altın Ordu'yu penaltılarla mağlup etmişti. Hocam değişiklik. Mert Kalaycı takımımızda oyuna dahil oldu. Eyüp'ün bir sakatlığı vardı. Mert oyunda son 10 dakikada ceza sahasına gönderilen top sekti. Tehlike olabilir. Kalemizde Mert çıktı. Mert çıktı. Sonrasında da yerde kaldı. Mert Tolan yerde bir sakatlık geçiriyor. Oradaki pozisyonda yüzüne aldığı bir darbe ve onun da tedavisi yapılacak işte. Ceza sahası içi top sekti. Mert pozisyonu takip ediyordu. Çıktı aldı topu. Sonrasında talihsiz bir darbe Ömer Asaf. Bu arada Beşiktaş'ta günün başarılı ismi Çağlar kenara geldi ve yerinde Emre Cem Varol görev yapacak maçın kalan bölümünde çok önemli kurtarışlara imza attı gerçekten. Beşiktaş'ta Çağlar'ı da performansından dolayı kutlayalım. Evet, Mert'in tedavisi tamamlandı. Çok önemli tehlikeler yaşamadı kalesinde. İlk yarıda kaleyi bulan bir şutu vardı Beşiktaş'ın. Mert başarılıydı. Az önceki pozisyonda yine oyunu iyi takip etti. Topun sahibi oldu. Şimdi uzun bir top gönderiyor Mert. Poyraz. Galip çok süratli. Kısa kalabilir mi geri pası derken kaleci Emre Cem Varol uzaklaştırıyor. Artık maçta 33. dakikaya geldik. Beşiktaş sağ kanattan geliyor. Ömer Asaf. Taç. Beşiktaş artık son bölümde risk almak zorunda. Maçı penaltılara götürmek için beraberlik golünü bulmak durumunda siyah beyazlı ekip. Karşılaşmanın artık son bölümü yaklaşıyor. Bulut yerden oynadı. Şimdi Batın.
baskı altında Fenerbahçe ama orada Efe Akçura taç kullanacak şimdi, top oyun alanının dışına gitmişti. Temponun düştüğü bölüm. Final karşılaşmasında tek gol izledik. Beşiktaş hata var. Ahmet geldi, yetişti, girdi araya. Ahmet savunmaya da yardımcı oluyor. Hücumdaki performansının yanında. Şimdi Batın ikili mücadele. Ahmet sekti top. Murat Öner. Beşiktaş tehlikeli geliyor. Sağ tarafta bir boşluk var. Gol pozisyonu olabilir. Ömer Asaf önünü boşaltmak istedi ama savunmamız çok kalabalık. Ömer Asaf bir kez daha topun sahibiydi ama bırakmıyoruz. Taç. İki takım oyuncuları da gerçekten iki gün boyunca arka arkaya maçlar oynadılar. Tabii ki artık final maçı, son dakikalar, yorgunluk da söz konusu. Ceza sahasına doğru gönderilen top, savunmamız dikkatli. Bulut bir kontratak başlatabilirdi. Uzun top denedi. Kaleci çıktı kalesinden. Baskı var kaleciye. Bir hata gelir mi orada? Topu kovalamayı sürdürdü Galip ama Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. Galip orada bir hata kovaladı. Emre Cemvarol bir an için top ayağına dolanmıştı. Şimdi Beşiktaş sol kanattan geliyor. Yerden bir pas, ceza sahasına gönderme çabası. Savunmamız dikkatli ama taç. Efe Akçura topu oyunda tutamadı. 35. dakika içerisindeyiz. Derazı seslerimizde akademimizin ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl turnuvasında final maçının son 5 dakikası. Murat Öner. Murat giremedi ceza sahasına. Ardından sert bir vuruş kaleci Mert için. Çok kolay bir top oluyor. Mert Tolan. Uzun gönderdi Mert. Son 5 dakikaya girdik. Savunmadan ters bir kafa vuruşu. Beşiktaş savunması topu karşıladı. Efe Akçura. Orta alanda Batın iki kişinin arasında faul kararı. Ahmet az önceki pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Şimdi Fenerbahçe el etkili geliyor. Sağ tarafa doğru bir pas. Top dışarıda, korner. Ramazan kullanacak köşe vuruşunu. Dakika 37 oldu final mücadelesinde. Kalabalık geldik Beşiktaş ceza sahasına. Orta savunma kafayla karşıladı. Şimdi Murat. Beşiktaş için bir kontratak şansı olabilir. Ama Fenerbahçe savunması çabuk döndü. Ve Murat bir türlü öne oynamayı başaramadı. Çünkü baskı geldi takımımızdan. Sonrasında faul yapıyoruz. Son 3,5 dakika artık final mücadelesinde. Uzun bir top Beşiktaş savunmasından. Sağ kanatta bir boşluk var. Oraya Doruk hareketlendi. Doruk Azat bir çalım attı gitti. Faul. Yusuf'un hareketi faul. Serbest vuruş kazandı. Beşiktaş, Fenerbahçe'de değişiklikler gelecek. Sevgili seyirciler, Demir oyuna girme hazırlığı yapıyor. Demir Akıncı az sonra oyuna dahil olacak. İbrahim Mabzer'le birlikte giriyor. İbrahim Demir ikilisi değişiklik için yardımcı hakem geldi yanlarına ve şu anda bu değişiklikler gerçekleşiyor takımımızda. İbrahim ve Demir oyunda 38. dakikanın içerisindeyiz. Yusuf ve Ramazan ikilisi çıktı. Serbest vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş ceza sahasına gönderilen top, savunmamız karşıladı. Ahmet. Bir kez daha dolduruluyor top. Sekti ceza sahamızın ön çizgisinde. Uzaklaştıramadık bir türlü. Sert bir vuruş, top dışarıda. Beşiktaş tehlikeli geldi. Emir şansını denedi ama işte savunmadan çıkmıştı Emir Akgüz. Sol ayağıyla çerçeveyi bulamadı. Son 2 dakikanın içindeyiz. Hakem saatini gösteriyor. Mert kale vuruşunu kullanacak. Kale vuruşunu kullanacak Mert. Olan dakika 39. Skor 1-0. Kısa kaldı. Şimdi Ahmet topu aldı. Savunma arkasına bir top denedi. Geçmedi savunmadan. Beşiktaş hata. Musab. Musab sağ kanattaki boşluğu görüyor. Orada Doruk var ama Ahmet yine girdi araya. Şimdi Demir sol kanatta hareketlendi dediğim anda hakem oyunu durduruyor. Bu arada bir anlık gerginlik 2-10 numara arasında. Beşiktaş'ta Murat Öner, Fenerbahçe'de Ahmet. Artık son anlar. Bir değişiklik daha gelecek takımımızda. Alparslan Yetimoğlu. U13 takımımızda oynuyor. Kardeşi Tuğra Yetimoğlu. U12 takımımızda forma giyiyor. Alparslan da maçın son bölümünde Rıdvan'ın yerinde görev yapacak sevgili seyirciler. Maçta normal sürede son dakika. Ceza sahasına değil sağ kanada doğru gönderdi Beşiktaş. Paslaşarak kullandı. Bir çalım. Tehlike var kalemizde. Beşiktaş tehlikeli geliyor. Sol ayakta bir şut şansı. Savunma. Tehlike sürecek. Top Mert'te kaldı. Maçın son anlarında tehlike yaratıyor Beşiktaş Fenerbahçe kalesinde. Ama etkili bir vuruş çıkmadı oradan. İşte bu güzel hareketlerin sahibi Ömer Asaf'tı. Sonrasında dönerek bir şut şansı aradı Ahmet Masar Coşkurlu ama başarılı olamadı. Şimdi savunmamızda Bulut uzaklaştırmak istedi. Öndeki rakibine çarptı. Alparslan'ın uzaklaştırmak istediği top hemen önündeki rakibine çok yakın mesafeden çok sert biçimde çarptı ve bir sakatlık var. Umarız Murat'ın, genç oyuncunun durumu ciddi değildir. Murat hemen kalktı. Bakın burada çok yakından çok sert bir top geldi yüzüne. Murat neyse ki ayağa kalkmış durumda. Normal süre tamamlandı final maçında. Uzatma bölümündeyiz. Dört dakika ilave süre işaret etti değerli izleyenler. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Ali Şövmelioğlu. Bu arada baskı var Beşiktaş'tan. Kaleci Mert orta sahaya doğru gönderdi. Son bölümde hücuma çıkmakta zorlanıyoruz. Beşiktaş beraberlik arıyor. Bir duran top daha kazandı siyah beyazlılar. Beşiktaş tüm hatlarıyla geliyor. Final maçının son anları nefes kesiyor dere ağzında. Serbest vuruşu kullanacak Beşiktaş. Doruk topun başında. Doruk kaleye doğru. Bir kafa Mert. Bir kafa top Mert'te kaldı. Mert eliyle hemen başlattı. Bir kontratak şansı olabilir mi? Galip çok süratli. Hızını kullandı. Galip topu oyunda tutmak istiyor ama biraz açıldı top. İşte az önce kafa vuruşu Mert'te kaldı. Şimdi Ahmet. Yerden pas savunma arkasına doğru kayarak bir müdahale geldi. Şimdi bir kez daha hücum şansı olabilir. Poyraz indiremedi topu. Beşiktaş savunmasından uzun bir top çıktı. Faul. Bulut orta yuvarlandı içerisinde rakibine bir faul yapıyor. Beşiktaş yine çabuk kullandı. İkinci uzatma dakikası oynanıyor. U13 yeni yıl turnuvasında son anlar artık heyecan dorukta. Fenerbahçe 5. dakikada Eyüp'ün attığı golle 1-0 öne geçmişti ve o üstünlüğünü koruyarak girdi maçın uzatma anlarına. Şimdi sağ kanada doğru bir pas. Doruk önünü boşalttı. Doruk vurdu Mert. Doruk vurdu Mert'te kaldı. Beşiktaş bu pozisyondan da sonuç alamıyor ama son bölümde
Takımımız hücuma çıkmakta zorlanıyor. Ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı. Doruk Asat Özgen. Şimdi Poyraz derin oynadı. Sol tarafa açıldı top. Demir kurtarabilecek bir rakibinden ikili mücadele. Demir dokundu. Şimdi Ahmet'te top. Ahmet süratli sol kanatta. Ahmet sıyrıldı rakibinden. Ahmet Demir yanında Demir'le oynadı. Demir biraz açıldı top. Demir şimdi top ters kanada açılıyor. Beşiktaş çıkmak istiyor. Orada Batın ikili mücadele. Kazandık topu. Güzel hareketler. İbrahim önünü boşalttı. Vuruşunu yaptı savunmadan sekti kaleci de kaldı. Üçüncü uzatma artık. Final mücadelesi. Uzun bir top. Kaleci Emre Cem'den. Sektirmedi Bulut. Bir müdahale daha savunmamızdan. Bulut yine dokundu. Demir kurtardı rakibinden gidemedi. Formasından çekildi. Demir ilk pozisyonda topu kurtarmayı başardı ancak kendisine yapılan hareket faul. Son uzatma dakikası. 40 dakikalık normal sürenin sonuna 4 dakikalık ilave gelmişti. Ve o 4 dakikalık ilave sürenin de son anları oynanıyor. Eren Bulut Meyre topun başında. Bulut içeriye doğru göndermek istedi. Batın yerde müdahale etmek istedi, olmadı. Efe Akçura. Efe. Ve maç bitiyor. Fenerbahçe 1-0 kazanıyor. U13 yeni yıl turnuvasının şampiyonu oluyor Fenerbahçe. 1-0'lık bir skorla kupayı kazanmayı başarıyor. Turnuvayı kazanmayı başarıyor Fenerbahçeli oyuncuların. Sevinci ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. Gerçekten 2 gün sürdü turnuva. Çok güzel görüntüler vardı. Tüm takımları tebrik ediyoruz. Bu turnuvaya katılan, Fenerbahçe Akademimizin ev sahipliğinde gerçekleşen U13 Yeni Yıl Turnuvası'na katılan, mücadele eden tüm takımları, tüm genç oyuncularımızı kutluyoruz. Türk futbolunun geleceği onlar. Birbirleriyle gerçekten bir yandan kıyasıya bir mücadele verdiler ama bir yandan da dostluk rüzgarları esti. Gerçekten güzel görüntüler vardı. İşte fair play ruhunu bu yaşta aşılamak çok önemli genç oyuncularımıza. Maç sonrasında her iki takım oyuncuları birbirlerine böyle sarılıyorlar. İşte Türk futbolunun geleceğini ayna tutuyoruz burada. Bu oyuncularımızın performansı hem saha içi hem saha dışında örnek sporcular yetişmesi için tüm kulüplerimizin tabii çok büyük emeği var. Fenerbahçe Akademimizin ev sahipliğinde Dereazı tesislerimizde 2 gün boyunca bir futbol şöleni yaşandı. 10 takım katıldı. 2 grupta maçlar oynandı. Ve grup maçlarının ardından ilk 2 sırayı alan 4 takım yarı finale yükseldi. Bir tarafta Fenerbahçe, bir tarafta Galatasaray. Yarı final maçı 2-0'la geçtik rakibimizi ve adımızı finale yazdırdık. Sonrasında daha doğrusu ilk maçta Beşiktaş Altınordu'yu penaltılarla geçti ve ilk finalist oldu. Sonrasında Fenerbahçe Galatasaray 2-0'la geçti ve Beşiktaş'ın finaldeki rakibi oldu değerli izleyenler. Ve Fenerbahçe Televizyonu'ndan canlı olarak ekranlarınıza gelen bu karşılaşmada tek gol izledik. O gol 4. dakikada, 5. dakikada Eyüp'ten gelmişti. Eyüp'ün attığı tek gol turnuvada Fenerbahçe'yi şampiyonluğa götürdü. Ve işte genç oyuncularımız kendilerini destekleyen ve aynı zamanda tabii ki üzerlerinde çok büyük emekleri olan ailelerine gidiyor. Ve bu sevinci aileleriyle kutluyorlar. Gerçekten onlar adına da çok büyük bir mutluluk tabii. Haklı bir sevinç. Dün 3 maç oynadılar. Grup maçı. Bugün bir grup maçı, bir yarı final maçı, bir de final maçı oynadılar. Bugün de 3 maç. Toplam 6 maçla tek bir yenilgiyle şampiyonluğa ulaşmış oldu. Fenerbahçe U13 takımımız daha öncesinde 13 Kasım'da Kuşadası'nda 7. Atatürk Kupası'nı kazandı. 18 Kasım'da yine bir turnuvada Karasu Cup'ta geldi bir şampiyonluk. Sakarya'da Karasu Cup'ta namalup şampiyon oldu ve bugün de bu turnuvada, kendi ev sahipliğimize düzenlenen turnuvada yine şampiyonluğa ulaşıyor. Güzel bir jenerasyon yakaladı gerçekten Fenerbahçe ve U13 takımımızın başarılarına bir yenisi bugün itibariyle eklenmiş oldu. Tabii akademimizin bu organizasyonları da çok keyifli, onu da belirtelim. Emeği geçen herkese çok teşekkür edelim. Şampiyonluğu getiren gol geldi. Eyüp'ün attığı bu gol
maçın tek golü oldu sevgili seyirciler. Sonrasında tabii bir alkışla kaleci Çağlar'a gönderelim, Beşiktaş file bekçisi. Maçın 2-0'a gelmesini, Fenerbahçe'nin maçı koparmasını belki de önleyen isimdi. Çok önemli kurtarışlara imza attı. 4-5 tane top çıkardı. İkiyi bulamadı Fenerbahçe ama skoru korumayı başardı. Son bölümde Beşiktaş'ın pozisyonları vardı. Bir baskı kurmaya çalıştı siyah beyazlar ama o baskı golü getirmedi. Ve kupa şampiyonluk Fenerbahçe'nin oluyor. Bu turnuvada dördüncüsü düzenlendi. Fenerbahçe Akademimizin her ay bir turnuva projesi devam ediyor. Ve bu organizasyonların dördüncüsüne bugün tanıklık ettik değerli izleyenler. Daha önce biliyorsunuz 24 Eylül'de ilk turnuvamızı U10 takımları arasında Semih Şentürk turnuvası olarak düzenlemiştik. U11 Cumhuriyet turnuvası yine 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımıza özel çok anlamlı bir turnuvaydı. Yine Türkiye'nin farklı noktalarından gelen takımları ağırladık burada. U11 takımları burada mücadele etti. Sonrasında yine U11 Uluslararası Can Bartu futbol turnuvasını burada düzenledik. Avrupa'dan gelen önemli takımlara burada ev sahipliği yaptık. Onları ağırladık. Inter, Atletico Madrid gibi, Villarreal gibi takımlar burada mücadele ettiler. Ve Inter şampiyon olmuştu o turnuvada, hatırlayacaksınız. Ve bu kez de U13 yaş grubunun katıldığı bir turnuvaya imza attı futbol akademimiz. Ve arka arkaya iki gün boyunca güzel, keyifli maçlar izledik sevgili seyirciler. Galatasaray, Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Pendik Spor, Ankara Gücü, Başakşehir, Altınordu, Ümraniye Spor, Kasımpaşa turnuvaya katıldı. Ankara Gücü yine aynı şekilde şehir dışından gelen katılımcılardan bir tanesiydi. Ve 10 takım bu turnuvada mücadele etti. Dediğim gibi bu turnuvada mücadeleye katılan, bu davetimizi kabul edip burada Fenerbahçe'nin ev sahipliğindeki turnuvada mücadele eden tüm ekipleri kutluyoruz. Hepsine başarılar diliyoruz. Gerçekten her takımda çok potansiyelli oyuncular izledik. Belki önümüzdeki yıllarda kendi takımlarının takım kadrosunda yer aldığında bu turnuva onlar için çok güzel bir ana olarak hatırlayacakları, çok güzel bir hatıra olarak kalacak. Ve biz de onların maçlarına burada tanıklık etmiş olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Onlarla gurur duyuyor olacağız. Tüm genç potansiyelli, tüm genç yıldız adayları için bu duygularımız geçerli. Hepsine de başarılar diliyoruz. Hepsinin yolları açık olsun. Gerçekten Türk futbolunun geleceğini yansıtıyorlar. Geleceğine umutla bakmamızı sağlıyorlar. Ve işte şampiyonluk karesi, şampiyonluk fotoğrafı. Çok güzel bir an yaşıyor Fenerbahçeli genç oyuncularımız. 13 yeni yıl turnuvasında tek golle şampiyonluğa ulaşmayı başardılar. Dün başlamıştı turnuva Fenerbahçe grubunda. 3 maçı da kazanarak dün zaten yarı final biletini almıştı. Bugün liderlik maçında sabah saatlerinde Altınordu ile karşılaştık. O maçı 1-0 kaybederek grubu ikinci bitirdik. Ve çapraz eşleşmede diğer grubun birincisi Galatasaray ile eşleştik yarı finalde. Ezeli rakibimiz karşısında 2-0'lık galibiyete ulaşmayı başardık ve adımızı finale yazdırdık. Finalde de bir başka ezeli rakip Beşiktaş önünde 1-0'lık galibiyet. Yarı final ve final maçlarını gol yemeden bitiren bir Fenerbahçe. Ve diğer altyapıda farklı yaş gruplarında görev yapan teknik sorumlularımız, altyapı genel koordinatörümüz Sayın Tahir Karapınar ve diğer teknik ekibimiz şu anda oyuncularımızla birlikte bu fotoğraf karesinin içinde yer alıyorlar değerli izleyenler. Hem bu turnuvada emeği geçen, bu organizasyonda emek veren herkese, tüm futbol akademi çalışanlarımıza hem tebriklerimizi hem de teşekkürlerimizi gönderiyoruz buradan. İki gün
süren bu turnuvada Türk futbolunun önemli kulüplerine ev sahipliği yaptık. Yine güzel, keyifli bir organizasyon yaşandı burada. Çocuklarımız şu anda kürsüye doğru ilerliyor. Galip Aydın şu anda ilk başta hemen madalyasını aldı. Akabinde bu değerli isimli değerli çocuklarımız da isimlerinden bahsedelim istiyorum. Güney, Eren, Eren Bulut, Rıdvan Harman, Yusuf Kaya, Eyüp Çetinkaya, Galip Aydın, Batın Kaçar, Kerem Turan, Ahmet Aydın, Ramazan Yavalak, Efe Akçura, İbrahim Mavzer, Tarhan Seviş, Nazım Demir Akıncı, Poyraz Soğancıoğlu, Mert Kalaycı, Alpaslan Yetimoğlu, Ercan Tuncel ve teknik sorumluda Atakan Aydın. Şu anda da şampiyonluk madalyalarını Fenerbahçe Futbol Akademi koordinatörü Tahir Karapınar takdim ediyor. Çocuklarımızı da tekrar tekrar tebrik ediyoruz. İki gün süren yoğun bir program gerçekleştirildi. Tabii ki de sponsorlarımız Ülker ve Tirebolu'ya da teşekkür ediyoruz ayrıca. Finali Fenerbahçe TV'den naklen ekrana getirdik. Ve kupada yavaş yavaş geliyor. Tahir Karapınar takdim edecek. Evet. Takım kaptanı Galip. Kupa ellerinde. Ve bizler de kendilerini tebrik ediyoruz tekrar tekrar. Hocam ben de istedim. Şu ana kadar finalle beraber sadece kalesinde bir gol gördü Fenerbahçe ve şampiyon olarak tamamladı. Ve şimdi de şampiyonluk kutlaması diyebiliriz. Evet, şimdi söz çocuklarımız.